Evet, şimdi ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü biraz önceki o isimler ve bundan sonra ekonomideki yol haritası ne olacak? Mehmet Şimşek ne yapacak? Elinde bir sihirli değnek mi olacak? Yoksa işte faiz sebep enflasyon sonuçtur teorisi sürecek mi? Devam mı edecek? Bütün bunlar bunları konuşuyoruz. Ama bunlar konuşulurken bir taraftan zamlar gelmeye devam ediyor ve hepimiz bu mücadeleyi de veriyoruz. Özellikle dövizdeki artış tabii çok çok etkiliyor. Ard arda zamlara neden oldu. Aynı zamanda da seçim öncesi vaat edilen o maaşlar 22 bin lira vardı mesela. 22 bin lira vaadi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ama o 22 bin lira şimdi bugün de ne oldu? O günkü 22 bin lira şimdi ne oldu? Eridi, bitti. Erimesine yol açtı diyor uzmanlar da bu dövizdeki artışın. Vaat edilen yeni asgari ücret ve en önemlisi de en düşük memur maaşı dolar karşısında en az %18 değer kaybetmiş. Daha geldi ilk gün kemerleri sıkın dedi. Zaten 22 yıldır memur emekli kemer sıkıyor. Memurda ne kemer var ne sıkılacak bel var. Tepkinin nedeni yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sabır çağrısı. Şimşek göreve geldikten sonra döviz kontrollü olarak artırıldı. Bu da daha şimdiden 11 bin lira olması beklenen asgari ücretin, emeklilere verilecek 2 bin liralık bayram ikramiyesinin, emekli maaşlarının ve 22 bin lira olacağı vaat edilen en düşük emekli maaşının erimesine yol açtı. Dolar 25'e çıkmış. Bilmem euro 24'e mi çıkmış, neye çıkmış. Türk parası yani yok oldu gitti. Sihirbazı getirseniz düzeltmez. Bunlar halkı kandırıyorlar. Bunlar aptal zannediyorlar. Böyle giderse var ya bu millet, ya ben emektim sürünüyorum ya. Nerede bir kuyruk varsa bilin ki orada emekli vardır. Seçimlerden önce 20 liranın altında tutulan dolar 23 lirayı geçti. Euro da 25 liranın üzerinde. Şimdiden akaryakıta ard arda zamlar gelmeye başladı. Zam sahanı başka ürünlerde de yaşanacak. Şimdi benzine, mazota zam sadece akaryakıta zam değil ki. Bugün için. Yani o bir sefer bütün her şeyin fiyatını artıracaktır. Bütün girdi kalemleridir akaryakıt. Zengin zengin, fakir şimdi daha kötü oldu. Bütün mesele üretim. Yani üretimi, ekmeği büyütmedikçe hiçbirimiz o ekmekten yeterince pay alamayız. 5 yıl önce, 6-7 yıl önce ben Erzurum'a gidip geliyordum. Erzurumluyum. Şimdi gitsem geri dönemem. Benzinin litresi 25 liranın üzerine çıkacak. Elektronik ve otomobil markaları üst üste zam yaptı. Çaya %43 zam geldi. İstanbul'da fırıncılar ekmeğe %40'a kadar zam gelmesi için çalışmalara başladı. Herkese karnını ekmekle doyuruyor artık. Ekmekten başka toplum ne yiyor? Hepimize bakın. Hepimiz ekmek gibi olduk ekmek yemekten zaten. Seçimden sonra zamlar peş peşe gelince belliydi. Tüm bunların temelinde 14 Mayıs seçimlerinden sonra Türk lirasının dolar karşısında %18 değer kaybetmesi yatıyor. İktidar son yıllarda dövizi baskılamak için yüzlerce milyar dolar rezerv eritirken Şimşek gelince bu politikadan şimdilik vazgeçilmiş gibi görünüyor. Doları olan katlıyor. Ama bizlere yok. Sabit gelirli ve emekliler her zaman bu işten kaybedecektir. Şimdi daha çok kaybediyor tabii. Çok ciddi bir bütçe açıkları var. Bu bütçe açığı var, yukarıdan gelecek değil, sizden bizden toplayacak. Yani hazır olmak lazım. Tavuk gibi olacaklar bizi. Biz biliyorduk böyle olacağını. Ekonomi var mı? Enflasyonu 40'a düşürdüler. Bu nedenle yapılacak maaş zamları şimdiden eriyor. Maaşlara yapılacak olan zammın sizin ekonominize bir katkısı olacak mı? Zannetmiyorum ki enflasyonu durduramadığım müddetçe bir katkısı olmaz. Herhalde negatif çalışır. Çünkü hiçbir zaman için fiyat artışları, daha doğrusu zamlar, maaşlara zamlar enflasyonun her zaman altında oluyor. Bu ekonominin düzeleceği yoktur. Bu mümkün değil. Ev kiraları olmuş 18-20 bin lira Ankara. 20 binden aşağı ev yok. Bu ülkede geçinmenin imkanı yok. Hele ki emekliyseniz. Evet, Türk lirasında değer kaybı diyoruz. Tabii işte dövizdeki bu artış hepimizin cebine yansıdı. Bunları konuşacağız. İktidar bu anlamda ne yapacak? Sıra artık vaatlerin icraata geçmesine geldi. Ne ölçüde ne kadar geçecek? Bunları konuşacağız. Siyasetle birlikte elbette. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Kuşoğlu stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem tabii siyaset diyeceğiz. CHP'deki yol haritasını da soracağız size ama
hepimizi ilgilendiren bence en önemli konu şu anda cebimiz diyoruz aslında. Çünkü neden? Ben de dün o benzin kuyruğunda bekleyenlerdendim ama alamadık. Çünkü o kadar uzun bir kuyruk vardı ki hemen her noktada benzinliklerde işte böyle artık zamlar peş peşe gelmeye başladı. Ama Mehmet Şimşek ismi. Ne olacak Sayın Kuşoğlu? Şimdi siz nasıl gördünüz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü neden? Benim şartlarım var diye bir şey söylemişti. Yani öyle yorumlar yapıldı en azından. İşte Cumhurbaşkanı'na demiş ki Sayın Şimşek 2 yıl süre boyunca hiçbir şekilde müdahale edilmemesine yönelik. Ama şimdi bugün BDDK başkanını gördük ki eski Merkez Bankası bir önceki başkanı. Burada sanki bir işte gölge bakan yorumu da yapılıyor bir yandan. Biraz böyle şifreler çözülmeye başlıyor işte ekonomi yönetimindeki bu atamalar çok önem taşıdı ama Şahap Kavcıoğlu'nu yine gördük. Ya bu durumda sanki pek de karışmıyormuş gibi değil yani o müdahale oluyor gibi de bir havada var. Mehmet Şimşek'le birlikte ne değişecek? Siz nasıl gördünüz bu isimleri? İsimlerden konuşalım önce sonra evet. Düzenlemeye geçelim. Şimdi Mehmet Bey, Mehmet Şimşek. Ekonomi yönetimi konusunda, ekonomi konusunda, ekonomi bilme konusunda aşağı yukarı pozitiftir. Yani birlikte de mecliste çalıştığımız için biliyorum. Tabii biz muhalefette o bakan olarak çalışmıştı. Bakışı makuldür. Yani o ortodoks, heterodoks iktisatçı tanımlamasında ortodoks iktisatçıdır. Zaten o heterodoks, ortodoks tanımlaması akademiktir. Saçma bir tanımlama uygulamaya yönelik olarak. Heterodoks iktisat uygulamada falan yoktu Türkiye'de. Saçmalandı yani. Heterodoks iktisat mıdır? Nasıl böyle söylüyor? Bize ne düşer? İşte onun dediğini yapmak lazım. Bu iktisatla ilgisi olan bir şey değildi. Bu saçmalıktan başka bir şey değil. Dinle de ilgisi yoktu. Bu Erdoğan'ın saçmalığıydı. Yani o hastalığının verdiği ya da başka sebeplerin verdiği bir saçmalamaydı. Biliyorsunuz durup dururken enflasyonu azdırdı. Yani bir başka ülkede olsa bunu yapan, bunu söyleyip ekonomiyi alt üst eden, insanları intiharlara sürükleyen bir cumhurbaşkanı, bir devlet başkanı, bir sorumlu, yetkili perperişan olur. Yani bir daha koltuk yüzü göremez ama maalesef Türkiye'de tüm bunlar unutuldu. Bu ekonominin alt üst oluşuna, bu hale gelişine, yapılması gerekenlerin yapılmamasına ki ekonomide son 10 yıldan beri özellikle çok büyük bir sıkıntı var, kriz var. Kriz sürekli olarak derinleşiyor ve biz sürekli olarak yapısal reformların yapılması gerektiği konusunda uyarıyoruz. Tüm bunları yaptırmayıp, bekleyip ki burada sizinle olan bir mülakatta belirtmiştim. Halının altına süpürmüyorlar sorunları. Bir odaya tüm çöpleri topluyorlar. Tavana kadar her taraf çöp olmuş vaziyette. Yani bütün sorunları, sıkıntıları atıyorlar bir odaya. Halının altına değil. Bu vaziyetteydi. Şu anda işte seçimden sonra tutamıyorlar artık. Mecburen Mehmet Şimşek'i getirdiler. Daha rasyonel, aklı başında bir arkadaşımız geldi. Makul olanları yapmaya çalışacak. Makul olan. Ama bu arada bu halıya süpürme yerine tavana kadar çöpleri biriktirme, sorunları biriktirme hiper enflasyona kadar Türkiye'yi götürecek. Hı hı. Bunun başka yolu yok. Büyük bir sıkıntı yaşayacağız. Çok daha fazla enflasyonu, hayat pahalılığını hissedeceğiz. Dediğim gibi hiper enflasyon yaşayacağız. Göreceğiz bunları. Aynı şekilde Alaaddin Aktaş'ın da şimdi siz halı süpürme deyince o aklıma geldi. Benim de o mesajı da buldum. Halı kaldırılınca altına süpürülenler ortaya saçıldı dedi o da. Keşke ve işte, halı olsa. İşte siz evet daha da hani. Çok çok daha dediğim gibi bir odaya apartman o evin odasının bir tanesi akşam kadar tavanına kadar çöp oldu. Bütün sorunlar oraya yığıldı. Hı hı. Hatta o diyor ki her türlü önlemin diyor seçim için olduğunu şimdi bir kez daha anladık mı diye sormuş. Hı hı. Ve her şeye zam ne oluyor diye hiç yakınmayın. Gidin hemen arabanızın deposunu doldurun diye dünkü uyarısı bu yöndeydi. Kimse yani ekonomistler tutmasın, genel anlamda böyle uyarılarda bulunuyor. Kimse para tutmasın, cebi de dahil olmak üzere. Çünkü sürekli olarak cebinizdeki para eriyor. Yani şunu
bugün yerine yarın aldığınızda maalesef bugün aldığınız fiyattan alamıyorsunuz. Cebinizdeki hı hı. para bugün buna yetiyorsa yarın yetmiyor. Bu hale geldi. Şimdi 22 daha da bin kötü lira dediler olacak. Ya. Daha da kötü olacak. Tüm bunların sebebi Erdoğan iktisadının, anlayışının, zihniyetinin bir sonucu olmasıdır. Ama şu da var. Şimdi sordunuz ya Merkez Bankası Başkanı Şahap Bey, BDDK Başkanı oldu. Şimdi önemli bir yanlış da eksik de bundan önce de hep söylüyordum. Ekonomi kurumları arasındaki koordinasyonsuzluktu. Yanlış işler yapıyordu. Ekonomi kurumları birbirleriyle iyi koordine edilmiyorlardı. Şimdi yine aynı şeyleri yaşayacağız, göreceğiz. Tamam, Merkez Bankası Başkanlığı olarak getirilen genç bir arkadaş var. Hafize Gaye Erkan, evet. İnşallah başarılı olur, bir kadın olarak başarılı olmasını da diliyorum, genç bir arkadaş. Ama şu var, Türkiye'yi tanımıyor. Türkiye koşullarını tanımıyor, Erdoğan'ı tanımıyor. Başarılı olmaları mümkün değil bu şartlar altında. Bu zihniyetle, Erdoğan zihniyetiyle, devleti tanımayan, devlet adamı olmayan bir zihniyetle başarılı olmaları mümkün değil. Hani bazıları diyorlar ya, iyi niyetle efendim bunlara yardımcı olalım, sabredelim, Mehmet Şimşek'e yardımcı olalım, olalım da ya bunun bir sorumlusu yok mu? Bu ülkenin ekonomisini bu hale getiren kişi neden bundan sorumlu olmuyor? Bu sorumluluğu taşımıyor, sorumluluğun gereğini yerine getirmiyor. Bir sorumlu bulunmuyor. Vatandaş sorumlu olacak bütün bunlardan. Biz de yardımcı olacağız. Yani vatandaş şöyle ezilecek. Abartmıyorum. Böyle ezilecek hiper enflasyon altında. Büyük sıkıntılar yaşayacağız. Ondan sonra da gidip bir de yardımcı olacakmışız. Vatandaşın ezilmesine, bu şekilde ezilmesine yardımcı olacakmışız. Bunları da hiç anlamıyorum doğrusu. Şimdi oraya da geleceğiz tabii. Onunla, kimler demişti o sözleri, Mehmet Şimşek'e yardımcı olalım sözü. Şimdi bir de yabancı finans kuruluşlarıyla görüşecek Mehmet Şimşek. Şimdi seçim öncesinde sizlerin de işte muhalefetin... Biz görüştüğümüz zaman tefecilerle... Evet, Londra tefecisi olarak ifade edilmişti. Değil mi? Evet. Bunu nasıl görüyorsunuz? Yani ama bakıldığında da ilk başta aslında Mehmet Şimşek'in biraz böyle konuşmalarına baktığımızda sanki işte sizin o Millet İttifakı'nın o ortak politikalar metnindeki bazı başlıklardan da yani... benzerlikleri olduğunu gördük mesela, ama o zaman çok sert eleştirilmişti. Özellikle işte Sayın Canikli mesela çok sert eleştirmişti. İşte Ziraat Bankası üzerinden mesela. Niye Ziraat Bankası sadece çiftçilere yönelik hizmet verecek gibi de bir ifadesi vardı hatta. Dolayısıyla o başlıklara baktığımızda Mehmet Şimşek'inki biraz böyle benziyor. Ne dersiniz? Ya şimdi seçim öncesi hani siyasiler bir şeyler söylerler, özellikle kendi katı taraftarlarına bir şeyler söylerler, onlar da onlara inanır. Yani bizim işte İngiltere'den, Londra tefeci piyasasından para getireceğimizi, yabancılara Sayın Kılıçdaroğlu Londra'yı ziyaret ettiği zaman onlara bağlı kalacağını vesaire, böyle saçma sapan şeyler söylediler. Şimdi Mehmet Şimşek Londra finans piyasalarına şirin görmeye çalışıyor. Oradan para getirmeye çalışıyor batıdan. Bütün bunlar, ya yani öbür taraftan gidip şeyden, Körfez'den para geliyor, Arap dünyasından. Bunların bir bedeli olduğu düşünülmüyor. Hı hı. Bunların ne kadar ağır maliyet getirdiği, ne kadar pahalıya mal olduğu düşünülmüyor. Bunlar söylenmiyor. Onlar Londra'ya, onlar gidip para getirdiği zaman tefeci olmuyor. Bunun düzgün bir para oluyor. Biz gidip getirmeyi vaat ettiğimiz zaman bize söylenmedik kalmıyor. Yani vatandaşın da biraz düşünmesi lazım. Ya ben aptal değilim. Bu adam benimle dalga mı geçiyor? Ya beni nasıl bu kadar istismar eder diye düşünmesi lazım. Bazıları bunları göremiyorlar. Ve o, özellikle onu göremeyenler bunun sıkıntısını çok fazla yaşayacaklar. En fazla ezilenler de bu konuda, en fazla ezilenler de bu saçmalığa evet diyenler olacak maalesef. İşte onlar zaten zamla karşımıza geldi. Siz tam sizi yayına alırken vaat edilen, daha doğrusu seçim öncesi vaat edilen maaş zamlarından tutun da işte ürünlere gelen zamları gösterdik. Şimdi 22 bin lira ne olacak şimdi? Vaat edilenleri yapabilecekler mi?
Biz muhalefettik. Vaat etmemiz normal. Devletin durumunu da tam olarak bilmiyorduk. Rakamlar bize verilmiyordu. Ama onlar gayet iyi biliyorlardı. Her şeyi vaat ettiler. Şimdi peki bu vaatlerini yerine getirsinler bakalım. Siz hemen mesela bir adıma başlayacak mıydınız? Yani nasıl olacaktı? Mesela şu an iktidar değişmiş olsaydı şu anki durumda neyle karşılaşacaktık? Örneğin şimdi 15 bin lira demişti Sayın Kılıçdaroğlu bayram ikramiyesine. Ya da işte 20-21 bin demişti en düşük emekli memur maaşına. Ama Cumhurbaşkanı 22 olsun dedi. Aslında şimdi o 22'den de değerlendirmek biraz yanlış oluyor galiba dolardaki durumu tabii. Görünce. Yani 22'de %18 değer kaybetmiş. Tabii şimdi sorduğunuz soru çok güzel. Siz olsaydınız ne? Yani biz o gün 1-2 puan daha fazla almış olsaydık. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu Genel Başkan, Cumhurbaşkanı olsaydı biz ne yapardık? Biz doğrusunu yapardık. Biz kurumları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarını çalıştırırdık. Bir de hep söylediğim bir şey var. Bakın bu ekonominin çözümü ekonomik önlemlerle değil. Öncelikle siyasi. Öncelikle Türkiye'ye güven duyulması lazım. Türkiye'ye para gelebilmesi lazım. Önce sıcak para gelecek, sonra da doğrudan yatırımcı gelecek Türkiye'ye. Bunlar hazırdı. Türkiye'ye doğrudan yatırımcılar gelip Türkiye'de istihdam yaratacak. Türkiye'nin döviz rezervlerini artıracak. Yatırımlar yapacak kişiler, kurumlar hazırdı. Bunlar Türkiye'de hukuk olursa gelir, demokrasi olursa gelir, Türkiye'nin mahkemelerine güvenirse gelir, getirecek birkaç milyar dolar para getirecek, Türkiye'de yatırım yapacak. Bir sorun olduğu zaman mahkemeye gittiği zaman tarafsız, bağımsız mahkeme var mı Türkiye'de? Yok. Olan mahkemeye intikal ettiğinde 3-5 sene sürer mi? Sürer. Dolayısıyla mahkemenin olmadığı, adliyenin adaletin olmadığı bir ülkeye para gelmez. Güvenilmez bir ülkeye para gelmez. Bu iktidara, Erdoğan zihniyetine kimse güvenmiyor. Parasını getirmez. Getirirse Merkez Bankası'na getiriyor ya Araplar. Merkez Bankası'na veriyor. Yani hazine garantisi altında veriyorlar. Onun haricinde vermiyor. Bakın Merkez Bankası'na doğrudan veriyor. Dönemimizde artık merkez bankaları hazine birbirlerine borçlanmıyorlar artık pek. Öncelikle özel sektörün piyasa koşullarının gerektirdiği şartlarda borçlanır, yapılması gereken o. Ama bunun dışına çıkıldı. Türkiye'de sadece hazine garantisiyle, Merkez Bankası garantisiyle Türkiye'ye borç veriyorlar. Bu duruma geldi. Bu Türkiye'nin güvensiz olduğunu, Türkiye'de demokrasinin, adalet olmadığını gösteriyor. Bizim iktidarda olmamız durumunda, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması durumunda demokrasi olacaktı, özgürlükler olacaktı, adalet olacaktı, Türkiye'ye güven duyulacaktı ve para gelecekti. Tertemiz para gelecekti. Onun için Türkiye'de bu sorunlar olmayacaktı. İşte o yani gelecek olan para kısa böyle. Kısa bir süre bu sıkıntıyı yaşardık. Tabii ki döviz yine yükselirdi falan filan ama biz en fazla 6 ay içerisinde bunu toparlardık. Türkiye normal gitmesi gereken yolda giderdi. Kurumları çalışırdı, devlet kurumları çalışırdı. Birbirleriyle şimdi kavga eden kamu kuruluşları var. Şimdi BDDK Merkez Bankası ile çok uyumlu mu çalışacak? Maliye ile uyumlu mu çalışacak? Hazine ile uyumlu mu çalışacak? Uyumlu SPK ile uyumlu demişti mu çalışacak? Mehmet çalışmayacak, Şimşek. Çalışmayacak. Burada farklı ekipler var, farklı zihniyetler var. Birbirine inanmayan, birisi heterodoks, birisi ortodoks. Bir tanesi klasik maliyeci anlayışta. Öbürü çok daha farklı yani liberal anlayışta politikalar. Bunların bir araya getirilmesi, bir arada işletilmesi mümkün değil. Bir devlet anlayışı da zihniyeti de olmadığı için, bir devlet adamı da olmadığı için başta yine çok büyük sorunlarla karşılaşacağız. İsimler maalesef. Peki siz hani diyorsunuz ya dışarının işte yatırımcının bakış açısı, dışarıdan Türkiye'ye bakış. Bu isimler bir anlamda etkili olmuyor mu sizce? İşte mesela Mehmet Şimşek'i özellikle vitrinde tutmaya çalışması Cumhurbaşkanı'nın ya da işte Merkez Bankası Başkanı, şimdiki başkan, bir kadın başkan üstelik.
Hani bir de meclisteki bu kadın tartışmasının filan yaşandığı o dönemde, özellikle bu dönemde işte bir kadın başkanın olması, 23 ülkedeymiş galiba Merkez Bankası Başkanı kadınmış. 23. ülkede Türkiye olmuş oldu şimdi. Bütün bunlar hani dışarıya karşı bir yine de bir toparlayıcı bir şey değil midir sizce? Yani bu görüntü güzel. Hı hı. Yani bir kadın Merkez Bankası Başkanı bir Müslüman ülkede güzel. Mehmet Şimşek gibi işte Batı'yı bilen birisinin olması onlar için cazip, onlar açısından. Ama şu var, para romantizmle falan ya şey yapmaz, flört etmez. Para realisttir, rasyoneldir. Para kazanacağı yere bakar, rasyonel gözle bakar, realist gözle bakar, romantik gözle bakmaz. Onun için bu güzellikleri görecekler, güzellik olarak görecekler, takdir edecekler, alkışlayacaklar ama para gelmeyecek, gerektiği kadar para gelmeyecek. Ve dediğim gibi hiperenflasyonları yaşayacağız. Ha, para tutuluyorsa, bugün 23.50'leri gördü. Biraz tutuluyor düştü. Mu şu anda? Tutuluyor, yani, tüm bunlara rağmen tutuluyor. Bir de işlem yapılmıyor. İşlem yapılsa çok artacak. Yani normal piyasa şartlarında döviz alım satımı yapılsa dövizi tutamazsınız. Hala baskılanıyor, hala sıkı kambiyo rejimi uygulanıyor Türkiye'de. Yani, öyle serbest piyasa koşullarında işlem falan yapıldığı yok. İşlem yapıldığı anda bakın şeyden sonra, öğleden sonraki Türkiye piyasasına bankalar günlük işlemlerini yapıyorlar, bitiyor. Ondan sonra Merkez Bankası devreye giriyor, düşürüyor. Hemen hemen her gün. Ondan sonra Batı piyasaları açıldığında tekrar artış söz konusu oluyor. İşlem yapıldığı anda Türk lirası değer kaybediyor. Bir de şu var, bu işlemler benim anladığım kadarıyla Mehmet Şimşek tarafından birdenbire hem faizlerin artırılması hem kurun artırılması söz konusu olmayacak. Dengeyi bulamayacak. Tabii ki mecburen tedrici yapacak bütün bu işleri. Yavaş yavaş, kademeli olarak yapacak. Sabır dedi, zaman dedi zaten. Şimdi seyircilerimize soralım ya da size sorayım. Türk liranız olsa bugün ya da bir şey alıp satacağınız durum söz konusu olsa, döviz artacak diye beklentiniz olmaz mı? Evet. Şu anda o beklenti var. Döviz artacak. 30-40 böyle çıkabilir diye düşünürsünüz. Onun için işlem yapmıyorsunuz, bekliyorsunuz hala buraya kadar gelmiş olmasına rağmen. Mecbur değilseniz, bir ödeme yapma mecburiyetiniz yoksa ya da satın alma, asla almazsınız, beklersiniz. Dövizin dengeye gelmesini beklersiniz. Ya da bir banka olsanız şu anda kredi verir misiniz? Vermiyor zaten hiçbir banka. Vermezsiniz çünkü faizler artacak diye bekliyorsunuz. Faizler önemli ölçüde artacak. Şu anda kredi vermezsiniz, işlem yapmazsınız. Yapılmıyor. Yani sudden stop denilen bu ani duruş ekonomideki tehlikesi hala var. Çok büyük ölçüde var. Önümüzdeki günlerde bunu yaşayacağız maalesef. Yani hiperenflasyonla birlikte sudden stop'u da yaşayacağız önemli ölçüde. Bunu da göreceğiz. Hakan Kara'nın uyarıları vardı. Benzer uyarılarda dün de yine aktarmıştık. Çünkü beklentiler hep şeye yönelik, geleceğe yönelik. Normale döndüğünde yapayım ben bu işlemi diyor. Alımı, satımı, krediyi, her kurum, her rasyonel ekonomideki aktör geleceğe bırakıyor. Mümkün olduğunca geleceğe bırakıyor işlemi. Çünkü beklenti kurların da artması, faizlerin de artması. Öyle olunca her şey geleceğe bırakılıyor. Bu anda sudden stop'u yaşayabiliriz bu sene içerisinde. Şimdi evet, en çok merak edilen işte asgari ücret ne olacak, memur zammı ne olacak, bayram ikramiyesi ne olacak, hatta en son işte kademeli bir emeklilik de müjdesi gelmişti ama o nasıl, Cumhurbaşkanı şimdi onu uygular mı, onun benzeri bir şey gelir mi, onu da bekleyip göreceğiz tabii. Şimdi bir bizim bir haberimiz var. Aslında ona da bir bakalım arkadaşlar. Berat Albayrak'a yönelik de sert sözler de geliyor bir taraftan. Evet, kurumlar birbiriyle uyumlu mu noktasına baktığımızda her kurum daha önceki
başkanını ya da işte şimdiki başkanla bir uyumsuzluk da eski sözlerde hatırlanınca hakim oluyor. Ama bu yeni, Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından, iktidara yakın gazetenin yazarlarından Aydın Ünal sert sözlerle Berat Albayrak'ı, eski Maliye Hazine Bakanı'nı eleştirmiş. Türkiye'ye çok büyük kötülük yaptığını söylemiş ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu kötülükten sorumlu tutmamış. Tabii, bir bakalım. O hatadan bir nezaret. Bir bakalım ayetlerine. Aydın Ünal bir zamanlar Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi. Konuşma metinlerini yazdı. Şimdilerde iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinde köşe yazıyor. Bir dönem Pelikan olarak adlandırılan yapılanma hakkında sert yazılar kaleme aldı. Son yazısında da eski Hazine ve Maliye Bakanı ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ı hedefe koydu. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Aydın Ünal yazısına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu sözlerini aktararak başladı. Sözü isim vermeden Berat Albayrak'a getirdi. Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'e satarız. Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Bunlar kara kara düşünüyor. Aydın Ünal ekonomide rasyonel zeminden çıkışın 2018 yılında yani Berat Albayrak'ın ekonomi bakanı yapılmasıyla başladığını yazdı. Yaratılan hasar ağır dedi. Dönemin hem çok yetkili hem de çok güçlü Hazine ve Maliye Bakanı bugün dahi çerçevesini, muhtevasını, takvimini, hedeflerini bilmediğimiz, esasen sadece kendi zihninde var olan ve oradan dışarıda çıkamayan bir modelle bütün dengeleri, bütün göstergeleri alt üst etmişti. 5 yıllık süreçte zaman zaman rasyonaliteye dönüş girişimleri oldu ama kısa sürdü. Hem o bakanın hem de bir takım danışmanların Türkiye'yi soktukları maceranın faturası çok ağır. Türkiye belki de hasarı 10 yıl ödenmeyecek bir bedelin altına girdi. Türkiye'ye çok ama çok büyük kötülük yapıldı. Ama bunların kafası basmaz. Yok bunlarda böyle bir araştırma. Ben ekonomistim. Aydın Ünal kendi deyimiyle Türkiye'ye yapılan büyük kötülükten Erdoğan'a pay çıkarmadı. Oysaki Erdoğan defaatle Berat Albayrak'ın uygulayıcısı olduğu faiz sebep enflasyon sonuç politikasını savunmuş, sorumluluğu da üstlenmişti. Herkes faizi yükseltirken biz ne yapıyoruz? Faizi düşürüyoruz. Niye faizi düşürüyoruz? İstiyoruz ki yatırımcı gelsin yatırımını yapsın. Aydın Ünal sorumlu görmediği Erdoğan için kurduğu ekonomi ekibinin kısa sürede Türkiye'yi düzlüğe çıkaracağına da şüphe yok diye yazdı. Şimdi aslında biraz özet gibi olmuş yani sürecinde özeti gibi olmuş bu haber. Cumhurbaşkanı diyor ki işte niye indiriyoruz diyor, yatırımcı gelsin. Şimdi siz tam tersini söylüyorsunuz, öyle olursa yatırımcının gelmediğini. Rasyonel zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır diyor yeni bakan. Ama Cumhurbaşkanı'nın öyle bir ifadesi yani öyle bir adımını göremiyoruz. Ne olacak kısmı orada işte karışıyor işler. Ya, ben de en baştan beri onu ifade etmeye çalışıyorum. Eğer bu ülkede Erdoğan varsa ülkenin başında ve Erdoğan zihniyeti varsa rasyonel bir zemin söz konusu değildir. Sayın Mehmet Şimşek'in bilmesi gereken de bu. Rasyonel zemin onlar tarafından oluşturulmaz hiçbir zaman. Bakın ne söylüyor, ben ekonomistim. Evet. Herkes diyor, herkes mikrofonda, herkesin önünde mitingde diyor ki herkes faizleri yükseltirken biz düşürüyoruz diyor. Değil mi? Biraz önce gösterdim. Ya bütün dünya, Amerika'sı, İngiltere'si, Almanya'sı faizleri yükseltiyorlar. Çünkü ülkelerinde enflasyon var. Enflasyona karşı, enflasyonu tutabilmek için, fiyatların yükselmemesi için faizleri yükseltiyorlar. Fiyatları tutmak için. Çünkü para da sadece bir ödeme vasıtası değil, aynı zamanda bir maldır. Mal gibi de işlem görür, alınır satılır paralarda. Siz bütün bunları, ekonominin gerçeklerini unutacaksınız, bilmeyeceksiniz. Kalkıp herkes yükseltirken biz düşürüyoruz diyeceksiniz. Neden? Efendim düşürecek, herkes Türkiye'ye gelip düşük faiz olduğu için Türkiye'de kredi alarak, faizler düşük ya, yatırım yapacakmış. Ya herkes şey mi, enayi mi? Yani bu millet enayi mi? Yani
dışarıdan birileri ya da Türkiye'deki birileri Türk bankalarından gelecek düşük faizle dünyadaki fiyatların çok altında bir şeyle alabilecek, alamadılar ama çoğu sadece yandaşlar alabildi, kredileri alacak, yatırım yapacak. Yatırım yaptıkları yatırım da döviz almak. Merkez Bankası'nın dövizlerini, rezervlerini tüketmek oldu. Onlara o rezervler satıldı. Yatırım bu. Doğru düzgün sistem yaratan bir yatırım yapılmadı. Buna ben iktisatçıyım diyor. Sen birilerini zengin ettin. Bu şekilde faizleri düşük tutarsanız sadece kendi adamlarınız, yandaşlarınız zengin olur. Vatandaş da böyle ezilir. Şöyle ezersiniz ya. Vatandaş böyle ezilir. Düşük faizle piyasanın enflasyonun çok altında bir faizle kredi alabilen vatandaşın hakkını yemiş olur. Hı hı. Bunun farkında değil mi? Biliyor, gayet iyi biliyor ama kendi yandaşları, kendisi ve taraftarları vatandaşın hakkını, hukukunu gasp ediyor. Bu kendi yandaşlarına, kendi zihniyetinde olanlara para transferidir, servet transferidir. Bunlar yapılıyor. Halkın hilafına yapılıyor. Bakın Erdoğan'ın şu sözü var. Biraz önce iktisatçıyım diyordu, aklıma geldi. Diyor ki bir ülke, bir aşağı yukarı mealen şöyle. Diyor ki para bir ülkenin şerefidir diyor. O ülkenin, bir ülkenin parası bayrağı gibidir diyor. Toprağı gibidir diyor. Düşmemesi gerekir diyor. Ne oluyor? Bu zihniyetle siz yandaşı zengin etmeye çalışırsanız, iktisatçı kafanız bu olursa vatandaşı ezersiniz, paranız pul olur. Bir bayrak nasıl düşmemesi gerekirse, evet gerçekten de öyle, paranın değerinin de düşmemesi lazım, istikrarını koruması gerekir. Ama maalesef istikrarını paranın koruyamadılar. Türkiye çok daha sıkıntılı günler yaşayacak, Türk milleti. Kendileri yaşamayacaklar. Kendileri yine refah içerisinde tabii. O korumalı alanlarında, bahçeli evlerinde, şeyler, kimsenin görmediği havuzlarında zevk ve sefa içerisinde yaşayacaklar. Peki efendim, ama şimdi vatandaş da biraz önce söylediğim gibi böyle ezilecek. Şimdi vatandaş, yani seçim sürecine baktığımızda işte bütün bunlar işte hep miting meydanlarında da anlatıldı, işte zaman zaman sizler işte ekranlarda söylediniz ama sonuç böyle çıktı. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir zaten ekonomi daha öncesinde de böyleydi aslında, hani evet. Şimdi de şimdi daha fazla böyle belki oluyor. Daha da işte ne diyoruz, değer kaybı %18 diyoruz Türk lirasında. Yani Türk lirasındaki değer kaybı böyle olunca aslında bizim o beklediğimiz 22 bin liranın, yani en düşük memur maaşının 22 bin değil çok daha fazlası olması gerekiyor şu anda. Tabii. Yani vaatler bile yenilenmesi gerekiyor. Vaatler bile eskidi yani. O değeri düştü. Hal böyleyken niye böyle oldu sorusu ve özellikle bundan sonraki süreçte çok merak ediliyor ki CHP'nin yol haritası ne olacak? Şimdi isimler değişti, evet, ama Sayın Karayalçın dün Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Biz de kendisinden öğrendik, bize de aktardı o görüşmenin ayrıntılarından bazı başlıkları da. Şimdi işte ne diyor Karayalçın? Diyor ki bütün merkezde diyor, işte taşrada diyor yapılanma değiştirilmesini ben diyor önerdim diyor, bir köklü bir değişiklik yapılmasını. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu görüşmede işte hani olumlu gördüğünü. Ama bu oy oranından bahsedildiğinde bunu başarısızlık olarak gördüğünü Karayalçın söylüyor ve bundan sonrasında da işte yapısal o sorunların çözülmeden düzelemeyeceğini vurguluyor. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz nasıl görüyorsunuz? Evet. Bir de tabii seçim sürecini şöyle de eklemek istiyorum, affedersiniz. Yani hani eşitsiz bir, yani eşit olmayan bir yarıştan da bahsediliyor aynı zamanda. Yani hem işte önemli isimlerden de bunlar söyleniyor ve ayrıca kullanılan devlet olanakları, imkanlar ve ayrıca yansıtılan işte o montaj videolar. Evet. Onları da ekleyerek yani bu süreci konuşalım. Elif Hanım, bahanesi yok, kaybettik. Bu bir parti olarak kaybediş de değil, maalesef toplum olarak da kaybettik. Zaten biz bunu bir
hani siyasi partiler arasında rekabet vardır. Biz onlardan daha iyi yaparız bu işleri. Biz daha iyi yönetiriz. Böyle bir rekabet yaparsınız. Partiler arasında normaldir bu. Biz daha becerikliyiz, biz daha iyiyiz, biz daha iyi şeyler yaparız dersiniz ama bu öyle bir rekabet değildi. Bu bu ülkenin nasıl yaşayacağı ile ilgili, gelecekteki geleceği ile ilgili bir yarıştı aslında. Bu bir taraftan Atatürk'le beraber yapılan, kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin yapılan devrimlerin karşı devrimiydi. 21 yıldan sonra bu devrimleri yok etmeye çalışan bir zihniyete karşı mücadele ediyorduk. Bu çok partili demokrasiye geçtikten sonra gelinen, öyle veya böyle gelinen iyi bir noktada, yani mükemmel değil ama kendi şeyimizde, segmentimizde baktığımız zaman ülke olarak iyi bir noktadaydı Türkiye. Tüm bunlara rağmen gelinen noktada demokrasimizin de devam etmesi gerekirdi. Maalesef birçok ülkede olduğu gibi, buna Rusya'da dahil, çevremizde birçok ülkede var, Beyaz Rusya'da var, Macaristan'da var, tek partili totaliter rejimlerin Türkiye'de de böyle bir eğilimin sonucu olarak işte Recep Tayyip Erdoğan zihniyetinin 21 yıldan beri ülkede hakim olduğunu görüyoruz. Bu şeyle bunu ortadan kaldıracaktık. Bunu umut etmiştik, bekliyorduk. Kamuoyu yoklamaları da bu yöndeydi maalesef. Öyle çıkmadı ama çok büyük bir beklenti içerisinde, umut içerisinde girmiştik. Rusya'da hiçbir zaman Putin'e karşı %64'ün altına düşmedi Putin. Yani orada da tek adam rejim var. Orada 25 yılı bildiğim kadarıyla aşmış vaziyette ama bizde böyle çok yakın bir rakama geldi. Şundan çok mutluyum, memnunum. Türk milleti çağdaş uygarlık seviyesinde olmayı, çağdaş uygarlığı, Atatürk'ü, kendi değerlerini, kültürünü benimsemiş vaziyette. Buna sahip çıktı. En azından %48'i sahip çıktı. Bunu gördük, bundan mutluyum. Ama bunun bu kazanmaya yetmiyor. Maalesef 51 olması lazımdı, 50 küsur olması lazımdı. Olmadı, kazanamadık. Ama tümüyle de kaybetmedik. Önümüzde yine çok yakın tarihte seçimler var. O yerel yönetim seçimleri bu seçimlerin tamamlayıcısı olacak. Eğer biz Cumhuriyet değerlerini kaybedeceksek, karşı devrim başarılı olacaksa, bu yerel seçimlerin kaybedilmesiyle ancak bu mümkün olabilir. Onun için bu yerel seçimlere çok güçlü girmemiz gerekiyor. Bu 48'lik 50'nin üstündeki bloku devam ettirmemiz gerekiyor. Demokrasi blokunu, çağdaş uygarlık blokunu, Atatürkçü bloku hep beraber devam ettirmemiz gerekiyor. Hiçbir zaman Türkiye'de bu kadar çok çağdaş uygarlığı benimseyen, Atatürkçü, aklı başında rasyonel insan bir araya gelmedi. Bu kadar umutlu olmadı. Bu da bizi umutlandıran, gelecek açısından umutlandıran güzel bir birliktelikti. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Onun için ben partideki bu bölünme seslerine üzülüyorum, bölünmeye üzülüyorum. Tabii ki değişim olması lazım. Ben ilk gece Sayın Genel Başkanımıza istifa etmemiz gerektiğini MYK üyeleri olarak söyleyen kişiyim. Görev verdiği için kabul ettim, devam ediyorum. Büyük bir sorumluluk da duyuyorum. Bunun altında da eziliyorum. Bu sorumluluğu müdrik olmam lazım, sahip çıkmam lazım ama herkesin bilmesi gereken bir şey var. Bu mücadele daha devam ediyor, etmesi gerekiyor. Bu mücadeleyi birlikte devam ettirmemiz gerekiyor. Kimse yılmamalı, kimse demoralize olmamalı. Çok güzel bir şey verildi, mücadele verildi. Partiden bahsetmiyorum, kendimizden bahsetmiyorum. Toplum olarak iyi bir mücadele verildi. Bakın ne şeyde Rusya'da, ne etrafımızdaki diğer ülkelerde tek parti rejimler bu mücadele yapılmamıştır. Toplum bu tür rejimlerde, seçimli totaliter rejimlerde kitle haline getiriliyor. Uyuşturuluyor, düşünmüyor, toplu düşünüyor artık.
rasyoneliteden uzak kalıyor. Yani ekonomide biraz önce rasyonel zeminde dedi ya Mehmet Şimşek, tekrar ekonomiyi rasyonel zemine taşıyacağız. Evet. Aslında sadece ekonomide değil, her konuda rasyonel zeminden uzaklaşıldı. Uzaklaşılıyor. Bu tür kitle haline getirilmiş toplumlarda ben bireyim, ben aklı başında Allah'ın yarattığı bir insanım diyen, kendi kişiliğini, kendisine olan öz saygısını devam ettiren insan kalmıyor. Kim o totaliter rejimdeki baştaki nasıl hareket ediyorsa onun kulu kölesi olmuyor, onun peşinden gidiliyor. O ne dediyse doğru. Ya o bugün böyle söylemiş, ona tapılıyor. Bugün böyle söylüyor, tam tersini söylüyor, yine ona tapılıyor. Orada akıl yok, orada rasyonalite yok, orada iman da yok, izan da yok. Ama böyle bir şey var. Türkiye bunu aşma noktasına gelmiştir. Bunu takdir etmek lazım. Ama bu toplumun yarısını maalesef kitle haline getirdiler ama diğer yarısı çok uyanık, çok aklı başında, mücadele içerisinde, kendi değerlerine, kültürüne, milletine sahip çıkan bir mücadele içerisinde bunu devam ettirebilmemiz lazım. İster bizimle, ister bir başkasıyla ama bu mücadelenin devam etmesi lazım. Değişim, değişim tabii ki olsun ama çürüme de bir değişimdir, öyle olmaması lazım. Daha dinamik, daha güzel bir şey yakalamamız lazım, hava yakalamamız lazım. Demek ki 48 yetmedi, daha büyük bir kitle haline gelmemiz gerekiyor, toplum haline gelmemiz gerekiyor. Seçmen kitlesinden bahsediyorum. Bunu yapabilmemiz lazım. Tabii onun için bölünmeden bu siyasi mücadelemizi kendi içimizde yapmamız lazım. Bölünmeye yönelik olmamalı bu. Öbür tarafın, Erdoğan tarafının bizi bölmeye yönelik gayretlerine kimse fırsat vermemeli. Uyanık olmalı, aklı başında olmalı. Kendimden bahsetmiyorum. Sen genel başkandan koltuğa yapışmamış vaziyettedir. Ama bu mücadeleyi bitirmememiz lazım. İnanmamız lazım kendimize. Çok güzel bir hava yakalandı. Bu toplum tarafından yakalandı. Bu millet bunu yakaladı. Kültürüne, değerlerine sahip çıkıyor. Aklı başında bir toplum. Gençler özellikle yarınlarına sahip çıkmak istiyorlar. Bu inancı ve bu birlikteliği yok etmemek lazım. Yani şu anda o işte o inanç, hani diyorsunuz ya, inanç, birliktelik ve umut. Ben ruhu, işte yüz zekri, evet yani lazım. Yarısı toplumun yarısı hayır dedi diyorsunuz. Yani bu gidişata evet. Dur dedi diyorsunuz. Başka ülkelerde yok. Benzeri seçimli totaliter rejimlerde böyle bir şey yakalanmış değil. Durum. Çok inançlı, bir, çok aklı başında bir ruh yakalandı. Şimdi ilk birkaç günde yani gözlemler şu yöndeydi. Hani bir yılgınlık, işte bir kırgınlık, küskünlük, daha doğrusu umutsuzluğa da kapılma. Bu bu seçim sürecinde giden yolda, yani yerel seçime giden yolda yeniden kazandıracak mısınız? Yeniden işte o bir önceki bu 28 Mayıs işte süreci, yani 28 Mayıs demeyeyim de işte son seçimdeki sürece o hava yeniden nasıl oluşacak, öyle söyleyeyim. Yani buna dair eleştiriler de geliyor size zaman zaman. Evet. Şimdi bu karşı devrimcilere karşı, yani Atatürk Cumhuriyeti'ne karşı. Size derken hani devrim, partinize demek istiyorum yani. Cumhuriyet'e karşı mücadele edenlerin en önemli hedefi karşı devrim başarılı olabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok etmek. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bunların önündeki tek engel. En önemli kurum Cumhuriyet Halk Partisi. Başka kurum da yok. Yani şu anda ele geçirilmemiş başka hiçbir kurum yok. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu mücadeleyi devam ettirebilmesi lazım. Kimse şunu söylüyorum sanmasın. Yani ben orada olduğum sürece bu böyledir. Yok, benim olmama gerek yok ama bu mücadele ruhunun orada devam edebilmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayakta kalması lazım. İlla Kılıçdaroğlu'yla, Kuşoğlu'yla falan değil. Bu mücadele muhakkak devam etmeli. Onun için partiyi yok etmeden, yıkmadan, bu birlikteliği yok etmeden bunu yapabilmemiz, başarabilmemiz lazım. Yani birileri illa ben geleyim derken Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıkmamalı. Gelinir, konuşulur, oturulur. Genel Başkan açık bu akşam da
kendisine en ağır eleştirileri yapan gazetecilerle ve televizyonla bakın KRT'ye çıkmıyor. Bizim KRT en fazla yakın hissettiğimiz, bizim politikalarımızı dillendiren, teşekkür ederim bu arada, en iyi yayın organı. Ama KRT'ye değil de kendisini en fazla eleştiren Sözcü TV'ye çıkıyor. Gazetecilerin karşısına çıkıyor kendisini en fazla insafsızca eleştirenlerin. Samimiyeti olduğu için böyle yapıyor. Göreceğiz, bu akşam konuşulacak. İnşallah kötü niyetle bir şeyler yok edilmez. Ben de endişe ediyorum, üzülüyorum. Ama kötü niyet olmadığı sürece doğruyu bulabileceğimize inanıyorum. Hı hı. Kurultay süreci var şimdi CHP'nin önünde, yani kurultay süreci demeyelim, takvim artık başlamış tabii, tabii. Oldu. Yani somut olarak dediğiniz gibi kurultay sürecine girildi. Hı hı. Mahalle seçimleriyle başlanıyor ve ilçe il kongreleri yapılacak, sonra da kurultayımız yapılacak seçimden önce. Buna dair öncesinde mi olacak, sonrasında mı olacak, o henüz netleşmiş değil gibi, ama sonrasında gibi bir izlenim almıştık Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemleri demeyeyim ama daha çok işte onunla konuşan kişilerden, işte Murat Karayalçın mesela kendi fikrini söylediğinde demiş ki hayır, daha öncesi yapılması gerektiğini söyledi, bize de bu şekilde söyledi ve listelere yönelik de ön seçim yapılması gerektiği bilgisini paylaşmış. Sayın Kılıçdaroğlu da evet, aynı şeyleri düşünüyoruz demiş. Ön seçim yapılmalı, bence önemli bir kazanım diye de belirtmiş. Ön seçim yapılması yönünde, yani aday belirleme sürecinde. Bundan sonraki hani yol haritası ne olacak derken aslında hem değişim çağrıları bir taraftan, hem de özellikle seçmendeki o seçim sonrasındaki sürecin değişebileceği yönünde de, yani o algının değişebileceği yönünde de sizler artık harekete geçebileceğinizi ben anlıyorum buradan da. Hani o umut, umutsuzluk ve umut arasında kalan bir seçmen de oldu açıkçası o süreçte. Evet. Hani ne oldu, neden kaybedildi diyen ve şu açıdan da özellikle ya bu işte... kaybetme konusunda şeye sığınmak, hı-hı, istemiyorum. Yani çok faullü olan, hiçbir kural tanımayan, devlet gücünü sınırsız kullanan, hatta başka ülkelerden destek alan, şu an Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey yok. Ruslar Türkiye'ye para verdi. Ruslar almaları gereken doğalgaz bedelini almadı. Aliyev Türkiye'ye müdahale etti. Arkadaşlarımız söylüyorlar, Iğdır'da Azerbaycan Meclis Başkan Yardımcısı gelip AKP için çalıştı. Arap ülkelerinden Türkiye'de finans krizi olmasın, döviz yükselmesin diye Arap ülkelerinden sürekli para geldi. Ne oluyor? Yani bu ülke, Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün Cumhuriyeti birilerine bu kadar muhtaç hale getirilir mi? Bunları görmek lazım. Yani birilerinin boyunduruğu altına girmiş bir ülke. Bunları görmemiz lazım. Bu mücadeleye devam etmemiz lazım. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmemesi, bu mücadelenin birlik beraberlik içerisinde devam etmesi lazım. Hayır, ben olmayayım diyorum. Bakın, tabii ki değişime açığız. Ben olmuyorum ama bunu bozmadan, bu eleştirileri yapanların bunları bozmadan bunları görmesi lazım. Sadece üzüldüğüm odur. Yoksa ne olacak? Ben milletvekili de değilim. Evet, siz aday olmadınız. Ama bu mücadeleyi hep birlikte yapabilmemiz lazım. Moralli olmamız lazım. Müthiş. Yani dünyada seçimli totaliter rejimler içerisinde halkının bu kadar, toplumun bu kadar, milletin bu kadar farkındalığı olan, bu kadar aydınlık, iyi niyetli bir noktaya ulaşabilen başka bir toplum yok. Rusya dahil. Bunu görmemiz lazım. Peki. Efendim, yani, Bu gerçekleri bilmemiz lazım. Mücadelenin devam ettiğini de görmemiz lazım hep beraber. Bugün mücadeleyi, parti mücadelesini kendi içimizde yapmamız lazım. Siz hani bölünmeden ifadesini de kullandınız. Evet. O da önemli bir ayrıntı aslında. Orayı daha sonrasında biraz daha uzun bir şekilde konuşabiliriz elbette. Bugün tabii Sayın Kılıçdaroğlu neler söyleyecek hakikaten önem taşıyor. Ama siz de hani biz de bütün sorularımızın yanıtını alabiliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun.
Evet, noktalayalım Ankara saatini. Saat başında Savaş Kerimoğlu ile ana haber bülteni sizlerle olacak. Gün içinde neler oldu, kim neler söyledi, hepsini Savaş Kerimoğlu yorumlayacak sizlere. İyi akşamlar diyelim.